Selam dostlar, Boş Bakkala. Hoş geldiniz. 2020'nin ilk videosuyla karşınızdayız. Biraz geç oldu biliyorum ama malumunuz yılbaşı sonrası toparlanmak biraz vakit aldı. Neyse, lafı fazla uzatmadan hemen Hans'la oyunumuza geri dönüyoruz. Yaşlı teyzemden almıştık yeşil anahtarı da. Şimdi yeşil odalara giriş yapabiliriz. Amcam tok satıcıya bak, artık keyfi yerinde. Hop. Şimdi öncelikle şu bizim mavi kapının arkasındaki yeşil kapıyı halledelim diyorum. Burada mıydı o? Aha, mumumuz. Mum. Ha. Burada diye hatırlıyorum ama bu oyunda mumu elden bırakmamak gerekiyor. Oyun içinde bir kerteriz alalım. Zamanımızı ayarlamak için. Evet, açtık. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Oo. Cehenneme hoş geldin Hans. Hadi. Evet. Çıt. Ne aldık? 3 altın sikke aldık. Tabii ki bir mektup var. Birkaç tane harf içeren mektup aldım. Görünen o ki acımasız bir oyun. Belki de cinin adını tahmin etmenin başka bir yolu vardır. Eğer o odanın nerede olduğunu bilseydim. Jeff tarafından imzalandı. Aa. Cinin adını öğrenmek için bir oda. Dikkatli olacağız zaman. Şu keçiyi hiç keçiye bulaşmadan. Aa, bir dakika. Bizim buraya ulaşma şansımız var mı? Burası çok eğlenceli gözüküyor. Başımıza neler gelecek? Ne oldu ya? Bu ses de ne? Bahçeden geliyor. Gidip bakak. Gidip bakmayı tercih ederim. Bakalım. Diyecektim, kendisi götürdü. Cin. Zamanı geldi. Neyin zamanı? Oh, eğer kabalığımı affederseniz efendim. Her gece saat 3'te kontun hademeleri görevlerini yerine getirmek için odalarından ayrılırlar. Nasıl derler bilirsiniz. Bürokrasi tüm yönetimlerin candamarıdır. Tahminimce siz bu tarz saray işlerine aşinasınız efendim. Öyle değil mi? Evet, öyleyim. Aslında geldiğim kraliyette yılanlar gerçekten önemliler. Bu tarz şeyler için. Her neyse. Sizden sağduyulu olmanızı rica edeceğim efendim. Özellikle bu hademeler çabuk sinirlenirler. Tehlikeliler mi? Eğer kalenin içinden geçmeyi planlıyorsanız size önerim onlar sizi görmeden bir gizlenme noktası bulun efendim. Oo, eğlence başlıyor gençler. Bir de hademeler çıktı başımıza. Hadi bakalım Hans. Eğer bunları doğru yerleştirdiysek çok başımız ağrımayacaktır diye düşünüyorum. Ama ya yanlış yerleştirdiysek? Şu aşağıda yeşil. Ama hademe mademeye denk gelmeden gözünü seveyim Hans. Ne oluyor burada? Oo. Gülya. Kız. Hey Gülya. Aha, gene korkuttuk bacıyı.
Ah! Hıf! Bu sensin Hans. Uzak dur benden, korkuttun beni. Çapkın şey. Bu kitapların dediğine göre kale iblis yaratıklarla, yeraltının kötü şöhretli varlıklarıyla, nefret dolu dünya dışı varlıklarla, köşelerde gizlenmiş gölgelerle, tehlikeli acayip kimselerle dolu. Ha? Yani çok dikkatli olmalısın Hans. Gözlerimi dört açacağım. Oh iyi. İlginç çekici biri daha var. GF adında bir asker. Önemli ipuçları kale boyunca mesajlarla bırakan biri. Onun yazdıklarına önem vermelisin. Her neyse, sana dediğim gibi mumları yerleştirdin mi? Evet, birkaç tane yerleştirdim. Peki o halde. Yani artık diyebiliriz ki sen acemi bir hazine avcısın. Biraz daha al. Eyvallah, Hülya bacı. Teşekkürler Hülya. Eğer bu labirenti keşfetmeyi planlıyorsan biraz yerleştirsen iyi olur. Öte yandan bir budala gibi daireler çizerek yürürsün. İyi fikir. Çok iyi fikir. Şimdi bakalım, buradan başlayalım. Bu tuzaklara şey etmeden... Şimdi önce şöyle bir gidelim. Burada ne var? Dur şuraya bir tane mum koyalım ki... Buraya... geleceğimizi hatırlayalım. Buradan çıkmamıza imkan yok. Buradan yukarı çıkabiliyoruz. Ki bizi bir iskelet karşılıyor. Burada bir... Aha! Öncelikle şuradan 3 mum daha aldık. Güzel. Biz yukarı doğru hareketimize devam edelim. Burası çıkmazmış. Aha, burada bir sandık. Arkasında tuzak var. Yandan alabiliyor, açabiliyor muyuz acaba? Hah. Evet. Bir sikke için değer miydi ya? Ama bir sikke deme. Kayıt için lazım. Yok, buradan gidemiyoruz. Tamam, şimdi bu tarafı takip edelim. Hans! Yavrum Hans be! Aha! Şurayı da yakalım. Bu sandığa giden yolu açtık galiba ama... Oraya nereden gideceğiz şimdi? Buradan değil sanırım. Şuradan deneyeceğim. Umumumu alayım. Buradan... Baktık mıydı buraya ya? Şöyle gidelim bakalım. Piksel piksel ilerleyelim. Ani hareketlerden kaçınalım Hans. Aman diyeyim. Bazen bu klavyenin de tuşlar takılıyor. Aynısını Upcycle'da da yaptı. Aldı başını gidiyor. Öyle bir şey olursa ayvayı yedik. Gayet temkinliyiz, dikkatliyiz. Bir dakika ya, biz buraya gelmedik mi ya? Aha, yok, bir sandık daha açtık. Hayır oğlum, sandığı açacaksın. Ha? Oh, ekmeği de gömdük. Tamam. Şimdi buradan inelim bari. Galiba doğru yoldayız. Götüm götüm gidiyoruz. Duvara yaslı arkanı. Fiti 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 fiti. Piksel piksel. Aman diyeyim. Evet, sandığa da geldik. Galiba becerdik bu işi.
Mektup peyi aldım. Harika, Cin'in harf mektubu. Zaten her şeyi aldım. Aferin sana. Diyeceğim de... Buradan geçebilir miyiz acaba? Aa, harika. Süper be. Burayla işimiz kalmadı. Şimdi... Diğer bir yeşile doğru ilerleyelim. Burası... Haydi, bir keçimiz eksikti. Ona bir parti yapıyorlar başında. Buraya tekrar geliriz be. Kayıt için geldiğimizde bakarız onun derdi neymiş. Biz şu... Kaç tane yeşil vardı ki acaba? Traylaylay traylaylay gidiyoruz da. Oo, burası da karanlık. Aha, bir yeşil kapı daha. Aman diyeyim, aman gir. Of, girdik de nereye girdik? Sakin. Hoppa. Buraya kadar her şey güzel. Bir not. Ateş odası için uyarılmıştım. Lakin yeterince değil. Bu odaya kimse çeşmede ruhunu kurtarmadan girmemeli. Ciyek tarafından imzalandı. Ha, diyor ki kaydını al öyle gel buraya. O zaman biz de şansımızı fazla zorlamayalım. Söz dinleyelim. Söz dinlemek iyidir. Başka yeşil kaldı mı ki ya? Burada... Bu cinin odasıydı değil mi? Bakalım bu... Sahte harfleri gösteriyor mu? Ha, bak direkt bu sahteymiş. Bunu... Sahteleri şöyle koyalım ki... Hiç işimiz yok. Burası açılıyor mu gene? Kilitli. Tamam. Başka yeşilimiz kaldı mı? Buraya girdik. Burada bir kırmızı var. Burası zaten bahçeye çıkıyor. Burada bir kırmızımız var. Kırmızıyı vereydi bize iyiydi be. Ha? Aha, burada da bir yeşilimiz var. Eşeğin orada. Oo, bu ne ya? Hiçbir şey gözükmüyor ki ya. Masalar. Dur bakalım, şöyle orijinal halinde bırakalım. Bir tane mum bırakalım. 3 mum daha aldık. Ani bir şey çıkar mı karşımıza?
Ha? Pek bir şey yok gibi ama. Dur bakalım şimdi. Oo, bir elimi aldım. Yazdığına göre mumlar olmak zorunda. Her şekilde şu dört kral hakkında daha fazlasını öğrenmem gerek. Aksi halde kombinasyonları denemekten aklımı kaybedeceğim. Dört kralın sırrı. Şurada bir tane mum koyalım. Hatta mumu da böyle koyalım ki daha görünür olsun. Bunları ne yapıyoruz? İtiyoruz. Şunu da al. Onu da buraya koy. Daha iyi aydınlattı. Evet. Burada masaların olması ilginç. Acaba alt arkasında saklanacak mıyız? Bir bilgim yok ama... Tamam. Buradan başka gidecek yer var mı? Yok. Deneyelim bakalım kombinasyonları. Biz de mi denesek ki? Açtım işte. Dur bakayım, bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Güldü kral. Deneyelim mi ya? Oğlum, ha? Kızdırdık. Kızınca bir şey oluyor mu acaba? Kapatalım. Kapalı olunca güldü. Neyse, bakayım, gireyim bakayım ya. Oo. Burada mahkum varmış. İki altını da buradan aldık. Bence bu odayı araştırsam iyi olacak, dedi Hans. Neyini araştıracaksın? Bir kova, yanıma alıyorum. Belki işe yarayabilir. Evet, dediğin doğru. Belki kovaya su doldurup o alevlere mi dökeceğiz? O kovayı hiç düşünmedim. Doğruya doğru. Burayla işimiz bitti. Bunun mumunu alalım. Bunun da mumunu alalım. Bunun da mumunu alalım. Almayalım ya. Dur, bunların mumlarını almayalım. Ya gene koyarız burada. Canavar manavar bir şey yok. Korkacak bir şey yok burada. Şimdilik. Ya da kombinasyonları denemeye devam etsek. İçine itilmiyor. Acaba dedim hani boşluklara... Şu neymiş? Dur bakayım. Hiçbir şeyi sebepsiz yapmazlar. Galiba bunları dolduracağız bu boşluklarını ya. Ha, bana öyle geliyor ama. Bakayım mesela. İçeritebiliyor muyuz? Yok. Yine koydum. Vazgeçemedim. Kombinasyonları acaba bir şey öğrenmeden deneyebiliyor muyuz diye bakasım geldi. Allah kahretmesin. Kaç 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 kaç. Geliyordu vallahi. Pişt, çirkinsin de kokuyorsun. Eşbeyn, bu sen misin? Beni nasıl sandın? Abi çıkarttığın ses zaten maşallah. Kamyon kornası gibi. Ama ne yapıyorsun burada? Bu aşağılık annem beni strese sokuyor. Tamam mı? Artık bıktım usandım ondan. Lanet olası anneler. Evet, annem bazen beni de strese sokuyor ama genellikle bana çok iyi davranıyor. Onun gözlerini yemek harika olacak. Oğlum Enşbeyn.
Açıklama lan. Ha, eşeğe elma verebiliyor mu? Aç görünüyor. Elma al dedik değil mi biz? Evet. Al bakalım. Cart. Harikasın eşek. Böyle bir eşeğin olacak. Biz de babamızın çiftliği gibi yürüyoruz buradan da. Bahçeye gidelim bakalım şu kafası kopuk şu çoban ne yapacak? Hayır 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 hayır. Oğlum gir içeri ya. Gitmemiş ki o manyak. Ne yapacağız? Gitmek gibi niyette yok gibi. Acaba? Yok gitmemiş. Bakayım. Ah mumu da alamadım mumu. Yürü oğlum yürü. Çobanla konuşalım bakalım. Hey ufaklık, hey niye üzülüyorsun? Vücudun yok. Ne demek istiyorsun? Ah pekala biraz kilo verdim ama yaşamın kalitesini kazandım öyle değil mi? Bunun beyni gitmiş bunun. Peki nasıl hareket edeceksin? Keçileri mi götürüyor? Bir şey yapmama gerek yok. Peki onları nasıl yönlendiriyorsun? Keçiler kafasına seni yapıyor adamım. Seni görmek için kaleye geldim. Bu anahtarı vermek istedim. Ağzından anahtarı al. Kalenin odalarını keşfetmeye devam etmen için hizmet edecekler. Oo kırmızı anahtarı aldık. Çok teşekkür ederim. Bekle dostum senin için bir şeyler aldım. Öğleden sonra çok iyiydin. Yemeğini benimle paylaştığın zaman sana vereyim bu kullanışlı aleti. Bunu bazı bölgelere girmek için ya da kaldıraç gibi kullanabilirsin. Levye harikasın. Çok teşekkür ederim. Ve şu annenle de konuşalım bakalım. Anne ne diyor? Teyzem, benim aptal oğlum hala bir insanmış gibi etrafta dolanıyor. Oğlunuzu sevmiyor musunuz? O gerçekten bir domuza dönüşmeden önce bir domuzdan farksızdı. Başına gelebilecek her şeyi hak ediyor. Başka bir şey diyor mu? Demiyormuş. Bakalım burada kovayı kullanabiliyor muyuz? Onu bir denemek istiyorum. Bakalım. Kova, kuşan. Biraz su alacağım. İhtiyacım olabilir. Evet suyu aldık. Harika. Ve kaydımızı alalım arkadaşlar. Eğer ruhumu kurtarmak istiyorsan bir altın atmalıyım. At be koçum, at senden kıymetli mi? Hey Bay Karga, al işte bir altın sikke. Lütfen ruhumu kurtar. Kargaya altın sikkemizi de verdik ve... Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.